Son yıllarda yerel yönetimlerin gerçekleştirdiği sosyal projelerse bölgeyi adeta cazibe merkezi haline getirmiş. Turgutlu Belediye Başkanı Sayın Turgay Şirin, ilçede başkanlık görevine geldiğinden bugüne yaptığı titiz çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Aynı zamanda hukukçu kimliğiyle belediye hizmetlerinde herkese eşit hizmet ilkesini savunan Başkan Şirin, güler yüzlü, mütevazi yapısıyla da Turgutlu halkının sevgisini kazanmış. 24 saat Başkan Şirin'e ulaşmak mümkün. Çünkü halkın sorunlarına her fırsatta çözüm üretmeyi amaçladığını dile getiren Başkan Turgay Şirin'in en büyük amacı ise Turgutlu halkının mutlu, huzurlu ve hizmet alan bir ilçede yaşamasını sağlamak. Bu amaçla sosyal projelere çok önem veriyor Başkan Şirin. Meltem Dikici, gelişen vizyonuyla Turgutlu'nun değerlerini dünden bugüne sizler için araştırdı. Turgutlu Belediye Başkanı Sayın Turgay Şirin'i makamında ziyaret eden Meltem Dikici, Başkan Şirin'in yerel yönetim anlayışını ve bölgenin cazibesini sordu. Başkan Turgay Şirin, Meltem'le Zirvedekiler programının bu hafta çok özel konuklar arasında yer alırken, projelerini ve 2016 hedeflerini Meltem Dikici ile paylaştı. Bu çok özel röportaj az sonra. Efendim ben 1965 yılında Turgutlu'da doğdum. İlk ve orta öğrenimimi burada tamamladıktan sonra İzmir Atatürk Lisesi akabinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi eğitim sürecimiz. Sonrasında Turgutlu'muza döndük. 20 yılı aşkın bir süre avukatlık mesleğini icra ettim. Sonrasında da işte siyasi bir hizmet noktasında, siyaseti bir hizmet aracı olarak gördüm. Doğduğum, büyüdüğüm ve çok sevdiğim Turgutlu'ma hizmet etme anlamında bugün belediye başkanı olarak karşınızdayım. Ve bu arada evliyim, 3 tane de kız babasıyım. Bunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Turgutlu denince aklımıza neler geliyor? Onları da öğrenmek istiyoruz. Sizin objektifinizle neler çıkacak karşımıza? Efendim Turgutlu 61 mahalleye sahip nüfusu, coğrafi yapısıyla Ege bölgesinin en büyük ilçelerinden biri. Tabii Turgutlu toprak sanayi denince ilk akla gelen isimlerden biri olmakla birlikte hem sanayinin hem tarımın iç içe olduğu her manada Türkiye'nin örnek ilçelerinden bir tanesi. Zira biz hem tarımda özellikle Gediz Havzası'nda olmamız hasebiyle üzümünden eriğine, şeftalisine, kirazına kadar çok geniş bir ürün yelpazesinin yetiştiği bir coğrafi iklime sahip ve bir sosyal bir yapıya sahip, dokuya sahip. Hem de ekonomik anlamda da Turgutlu makine sanayi, toprak sanayi ile beraber Turgutlu'nun önde gelen ilçelerinden bir tanesi. Bu manada sürekli büyüyen, gelişen bir ilçe. 81 ilden vatandaşımızın yaşadığı ve şu an merkezde 130 bine yakın bir nüfusu içinde barındıran, totalde de 160 binlere dayanmış ilçelerimizden bir tanesi. Bizim tabii Turgutlulu olmakla çok her zaman övünüyoruz, her zaman gurur duyuyoruz. Çünkü biz bu manada Turgutlumuzun geliştiğini, değiştiğini görmekte büyük bir haz alarak görevimize devam ediyoruz. Turgutlularımıza da buradan, Turgutlu hemşerilerimize de bir selam yollayarak isterseniz tabii projelerimizden bahsedelim diyorum. Tabii. Turgutlu'nun daha önce tespit ettiğimiz acil çözülmesi gereken sorunlarını ve bunlara kalıcı çözümlerini üretmek adına bir takım planlarımız, planlamalarımız vardı. Bunlarla ilgili de bir bir bunları hayata geçiriyoruz. Neydi bunlar? Mesela bunların ilk bir tanesi bu geçen hafta içerisinde açılışını yaptığımız bir cumartesi pazarı ve katlı otopark şeklinde bir karma projenin hayata geçirilmesiydi. 6300 metrekarelik bizim adliyenin ve SGK binalarımızın bitişiğindeki bir alanımızda 6300 metrekarelik bir alanı yeniden düzenledik. 150 araca yakın bir aracın otoparka alınarak şehrin bir nebze olsun o bölgesinin rahatlamasını sağladık.
Buna ilaveten Turgutlu ile ilgili şu an çok önemli ve önem arz eden bizce bir atıklarla ilgili, katı ve sıvı atıklarla ilgili bugüne kadar tesislerimizde bir takım sıkıntılarımız vardı. Mesela bir vahşi depolama ile çöp sorunumuz bugüne kadar vahşi depolama şeklinde Turgut'un bir bölgesinde toplanıyordu. Yine geçen bu bir ay içerisinde Manisa Büyükşehir Belediye'mizle müştereken artık yapılan bir protokollerle ve görüşmelerle Turgutlu'nun artık çöplerini de Manisa'ya götüreceğiz. Manisa'da bir tesis kuruluyor. Manisa'nın belki de belediyenin şu ana kadarki tarihindeki en büyük yatırım olarak lanse edildi. Ara istasyonlarla çöplerimizi Manisa'ya götüreceğiz. Çevre yönünden de Turgutlu'muzun önümüzdeki dönemde çöple ilgili de bir sıkıntısı olmayacak. Arıtma keza öyle, şu an bir İller Bankası ve işte Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesi'nin müşterek bir çalışmasıyla şu an 163 bin kişiye hitap edecek olan ki 40 trilyona yakın bir yatırım bedeli maliyeti olan bir tesis şu an hala hazırda. 600 günlük bir yapım ihalesine çıkıldı. Bunun 3'te 1'lik bir zaman dilimi geçti. 2 yıl içerisinde Turgutlu bu manada da bir sorununu çözmüş olacak. Ama tabii bizim asıl, yani bu arada çok önemsediğimiz ve Turgutlu'yu ikiye bölen, ki geldiğinizde de gördünüz, Ankara güzergahı üzerinde bulunmamız hasebiyle şehrimizin ortasından geçen ve Turgutlu'yu ikiye bölen bu devlet karayolunun bir kavşak projesiyle Turgutlu merkezindeki iki kavşağı içine alacak şekilde bir projelendirmeyle bu trafiği de rahatlatacak, aynı zamanda can ve mal kayıplarının önüne geçecek. Bu arada Turgutlu'nun da bütünlüğünü sağlayacak bir proje hayata geçti. Bu dönemde Turgutlu'da sosyal yönde canlanmalar nasıl bir zirve yapacak, bunu da merak ediyoruz. Sürekli mesela bizim halk eğitimle beraber müşterek kurslarımız var. Yani çok ciddi anlamda bu kurslara bir katılım sağlanıyor. Yani tiyatro, folklor, el becerilerinin geliştiği kurslarla ilgili halk eğitimle müşterek çalışmalarımız oluyor. Müşterek sergilerimiz oluyor. Bu konuda tabii çok ciddi anlamda bir çalışmamız var. Engellilerle ilgili çok hassas gruplarımız var. Engelli derneklerimizle sürekli iletişim halindeyiz. Bu minval içerisinde tahmin ediyorum, yani 100'e yakın elektrikli sandalye dağıtımı gerçekleştirdik. Akülü araç dağıtımını gerçekleştirdik. Hali hazırda da bu çalışmalarımız devam ediyor. Tabii yine sosyal anlamda, sosyal belediyeciliğin gereği Gıda Bankası'nı hizmete geçirdik. Yani burada geçen hafta açılışını yaptık. Az içerisinde olan ve bu durumları yine tespit edilmiş vatandaşlarımıza kredi sistemiyle paranın geçmediği marketlerde gidip biz yardım yapmadan kendi alışverişlerini kendi ihtiyaçlarına göre belirliyorlar. Ve bunları bir şekilde kendileri temin ediyorlar. Bu bizim çok önemsediğimiz ve daha öncesinde de bir an önce hayata geçirmek istediğimiz bir projeydi. Çok şükür geçen hafta açılışını yaptık. Onu da gerçekleştirdik. Ve tabii yine belediye bünyesinde çok önem arz eden bence bir aşevimiz var. Bu her gün 1300 kişiye, 1300 vatandaşımıza kapıları çalınarak 4 çeşit yemek götürülüyor. Bu göreve geldiğimizde 600'e yakın bir sayıydı. Şu an bu 1300'lere ulaştı. Yani Turgutlu'muzda biz açta ve açıkta bir insan kalmaması yönünde de özel bir hassasiyet içerisindeyiz. Sevgili seyirciler, tabii Turgutlu Belediye Başkanımızın bir özelliği de buranın Organize Sanayi Bölge Yönetim Kurulu Başkanı olması. Kendisine tabii birazcık sanayiden de bahsettirmesini isteyeceğim. Çünkü burada gerçekten tarıma dayalı sanayinin yanında birçok yatırımcı da bölgenin ekonomisinin güçlenmesinde oldukça katkı sağlıyor. Sayın Başkan, neler yapıyorsunuz? Biraz da Organize Sanayi Bölgesi'nden bahsedelim. Turgut Organize Sanayi Bölgesi aynı zamanda belediyenin %88 hakim ortağı olduğu bir yapı. Ve tabii bu manada da biz
Özellikle sanayicinin Turgutlu'ya gelmesine dair ve daha öncesinde de organize sanayi bölgemizin hak ettiği noktaya taşınabilmesi adına göreve geldiğimizden bu yana bir çalışma içerisinde olduk. Ve bu dönem içerisinde 30 milyonu aşan bir yatırım özellikle yapıldı. Bütün organize sanayi bölgemizin altyapısı, fiber optik sistemleri, yani bütün altyapı sorunları halledildi. Yolları şu an tamamlandı ve organize sanayi bölgemizin daha önce göreve gelmeden önce özellikle biz bu eksikleri tamamlayacağız dediğimiz eksikliklerin hepsi tamamlandı. Şu an biz istiyoruz ki Turgut Organize Sanayi Bölgesi hak ettiği yere gelsin, ciddi firmaları bu konuda kendisine çeksin. Ege bölgesinde öyle bir noktada bulunuyoruz ki İzmir'e 20 dakika uzaklıktayız. Havaalanına, Adnan Menderes Havaalanı'na 60 kilometre uzaklıktayız. Manisa'ya 25 kilometre uzaklıkta bir noktadan bahsediyoruz. Ve özellikle çok önem arz ettiğini düşündüğüm bir hususu da burada aracılığınızla ifade etmek istiyorum. İzmir-İstanbul otobanının Turgutlu çıkış noktası. Ve 3,5 saate inecek bu süreç içerisinde Turgutlu'yu, bu otobanın Turgutlu'dan çıkacak olması da ayrı bir noktaya taşıyacak diye düşünüyorum. Yani bu tabii Turgutlu'daki yatırımların da hızlanmasına, Turgutlu'nun bir tık daha yukarıya taşınmasına tercih edilebilirlik noktasında bir katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Yani Turgutlu Organize Sanayi Bölgemizi biz Turgutlu'muz için bir çıkış noktası olarak gördük. Her ne kadar tarıma dayalı bir sanayiden Turgutlu'da bugüne kadar bahsedilse de biz özellikle bu dönemde makine sanayinin ön plana çıkmasına dair özel bir çalışma içerisindeyiz. Yani tarım, tarıma dayalı sanayi olsun ama biz bunun dışında özellikle diğer sanayi kollarında da Turgutlu'nun hak ettiği noktada olması için bir gayret ve çaba içerisinde olacağız önümüzdeki süreçte de. Hayırlısı olsun diyelim. Turgutlu bu dönem içerisinde birçok projeyle hem hayat bulacak hem bir takım projeler de hem yapım aşamasında ve bunların da planlamaları da bitti. Bu 2 yıllık zaman içerisinde tasarladığımız bu bütün projelerin hepsinin artık önümüzdeki süreç hayata geçeceği dönem olacak. Ha nedir bunlar? Mesela bir kent müzemiz. Kent müzemizle ilgili şu anda ciddi anlamda bir restorasyon süreci başladı. Bir yıl içerisinde bu süreç bitecek. Efendim Ovacık Yaylası dediğimiz Turgutlu'nun 1000 metre rakımında çok özel bir proje tasarlıyoruz. Ve Turgutlu'yu sadece Ege bölgesinde değil Türkiye'de ön plana çıkaracak olan göletleriyle, ahşap konseptinde, butik oteliyle, spor sahalarıyla çok özel bir alan oluşturacağız ve bunu inşallah bir dahaki programlarımızda da sizleri orada misafir etmeyi hayal ediyoruz, planlıyoruz. Tabii bunun yanında bu eski peynir pazarı dediğimiz kent merkezinde yine bizim hem bir alan düzenlememiz hem de bir otopark düzenlememiz olacak. Eski belediye binamız dediğimiz yine merkez lokasyonda bulunan bir binamızın restorasyon işi var, bunu bitireceğiz. Irlamaz dediğimiz yeşil alan bölgemizde bir Manisa Kent Park örneğini uygulayacağız ve üst yapı itibariyle de bu noktada da özellikle o alanı daha aktif hale getireceğiz. Yani Turgutlu önümüzdeki süreçte insanların beklentilerine cevap verecek bu projelerle tanışacak ve farklı bir hüviyete, farklı bir kimliğe, görünüşe sahip olacak. Bunu şu an buradan sizde özellikle aracılığınızla ifade etmek istiyorum. Çünkü Turgutlu'muz öyle bir nokta ki, Ertem Hanım, Turgutlu'da yaşayan insan Turgutlu'dan ayrılamıyor. Yani buraya gelip memuriyetinde burada olan veya bir dönem burada yaşamış insanlarımız daha sonra Turgutlu'da yaşama arzusunu burada kalarak gösteriyorlar. Yani biz bu sebeple diyoruz ki Turgutlu bir sevdadır. Turgutlu'ya gelip yaşayan ve burada
bunu, o Turgutlu'nun havasını, suyunu koklayan, içen insanlarımızın buradan ayrılması zordur. Turgutlu bir sevdadır sloganımızı aracılığınızla ben bir kez de buradan bütün Türkiye'mize ifade etmek istiyorum.